sizlerle karşınızdayız. 25 Ocak gazetemize dair neler var hemen başlıyoruz haberlerimizle. Vatandaş bozuk yollardan dert yandı. Cumhuriyet Halk Partisi Polatlı Belediye Başkanı adayı Sami Çay ve yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz gün Çimenceğiz, Yağmur Baba, Hacı Tuğrul, Gedikli ve Karapınar mahallelerinde mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşın sorunlarını dinleyen Çay bir taraftan kırsal mahalle ziyaretlerini gerçekleştirirken öte yandan şehir merkez esnaflarıyla buluşuyor. Geçiyoruz diğer haberimize. İçişleri Bakanlığı'ndan Tunçer'e ziyaret. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nedim Akmeş'e ilçe kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'e makamını ziyaret etti. Ve diğer haberimiz 10 adımda marka şehir Polatlı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında projelerini açıklayan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya 10 adımda marka şehir Polatlı başlığı ile 10 projesini görücüye çıkardı. MHP ilçe istişare toplantısında 2019-2024 yılı projelerini Polatlı halkına açıklayan Yıldızkaya, bu projeleri hayata geçirdiğimizde Anadolu Bozkırı'nın parlayan yıldızı Polatlı herkesin gıpta ettiği bir marka şehir haline gelecek dedi. Ve 25 Ocak yan sürümüz. Mumcu ve Okan için toplandılar. Atatürkçü Düşünce Derneği gazeteci yazar Uğur Mumcu ve Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan andı. CHP Polatlı İlçe Başkanlığı beraberliğinde gerçekleştirilen anma programında Atatürkçü Düşünce Derneği Polatlı Şube Başkanı Hatice Atapoğlu ve CHP Belediye Başkanı adayı Sami Çay, Gaffar Okan ve Uğur Mumcu'yu yad ederek bu uğurda can veren tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz dediler. Ve hemen 25 Ocak sür manşetimize bakıyoruz. Dün de ulusal basında yer almıştı biliyorsunuz. Gordiyon Müzesi'nin akan tavanını meclise taşıyan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, ulusal medyada yer alan Polatlı Gordiyon Müzesi'nin tavanının akması hususuna Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sorarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı soru önergesi verdi. Ve 25 Ocak Cuma günü hangi manşete çıkmışız? Gazete ayrıntı olarak Mürsel Yıldızkaya meydan okudu. Yıldızkaya, tırnak üstü kadar bir şey bilip de bunu kamuoyuyla paylaşmayan, adli makamlara başvurmayan alçaktır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Polatlı ilçe istişare toplantısı Polatlı'da geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 10 adımda marka şehir başlığıyla projelerini açıklayan Polatlı Belediye Başkan adayı Mürsel Yıldızkaya, 13 Eylül Kültür Merkezi'ni hınca hınç doldurdu ve kalabalığa seslendi. 2014-2019 Belediye Başkanlığı döneminde Polatlı'da yapılan projeleri anlatan Başkan Yıldızkaya, zaman zaman konuşmasında sert çıkışlar yaparak yaptıklarımızı hazmedemeyen, projelerimiz karşısında çılgına dönen bir takım fitne odakları şahsımı ve camiamızı hedef alarak bir saldırıya geçtiler. Yani fitne boş durmadı, durmuyor da. Buradan hizmetlere laf üretemeyince, cevap veremeyince saldırıya geçen fitne odaklarına meydan okuyorum. Tırnak üstü kadar bir şey bilip de bunu kamuoyuyla paylaşmayan, adli makamlara başvurmayan alçaktır. Onlarla her şartta, her ortamda hesaplaşmaya hazırız dedi. 25 Ocak Cuma'ya dair haberlerimize karşınızdaydık. Ayrıntı herkese gereklidir. Gerçekler de ayrıntıda gizlidir. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.